Merhaba, Isaacsim'in ikinci videosunda tutorial'ın ikinci konusu olan ortam setup'ı diye geçiyor. Tam Türkçesi yok çünkü environment kelimesini biz ortam olarak çok o şekilde kullanmıyoruz. Işıklandırmayı, yer düzlemini, ben buna plato diyeceğim veya ova diyeceğim. Fizik özelliklerini ve stage özelliklerinden bahsedeceğiz. İlk olarak bir önceki videoyu izlemenizi ben öneririm. Isaacsim de bir önceki tutorial'ı okumanızı öneriyor. Önceden bir objeniz varsa onu temizleyerek başlayın. Sadece World ve Default Light olsun diyor ama ben bir tane de koni ekledim. Bu koni ekleme sebebim nerede olduğumu görmek. Çünkü yaklaşıp uzaklaştığımı çok anlayamıyorum bu koni olmadan. O koniyi onun için kullanıyorum. O yüzden kaldırmayacağım, üzgünüm. Burada Preferences'ta özelliklerini önceden kontrol edin. Çünkü farklılıklar olabilir diyor. Isaacsim'in önceden 20 santimetreymiş, sonra metreye çevirmişler. Z ekseni yukarı yönlüymüş ve dönme eksenleri de execute rotation'da X, Y, Z. Bu oylardaki bahsettiğim vardı ya, önce X'te sonra Y'de çevirmekle önce Y'de sonra X'e çevirmek farklı sonuçlar veriyor. Bunun sıralaması önce X ekseni, sonra Y ekseni ve sonra Z ekseni olarak geçiyormuş. Bu şurayı kontrol edin diyor. Ama stage'den bakacağız galiba. Yani default axis Z axis yukarı. Burada da nereden gerildiğini, nasıl ayarlandığını gösteriyor. Şimdi fizik sahnesinin oluşumundan bahsedecek. Fizik sahnesi ekleyerek başlayacakmışız. Bunun için create fizik, fizikten fizik sahnesi ekliyoruz. Bundan önce videosuna bakalım. Create, fizik ekle, fizik sahnesi ekle. Fizik sahnesi burada. Burada diyor ki yüzlerce body yoksa, yani birkaç tane robotunuz varsa veya az sayıda robotunuz varsa bu fiziğin denklemlerini GPU değil CPU'ya çözdürün çünkü daha verimli oluyor. Fizik yok. Fizik sahnesi. Fizik sahnesi burada. Yer çekiminin gerçek değerini yanımda oturan fizikçi arkadaştan öğrendim. Bu GPU nasıl devre dışı bıraktı? Ha. Buradan da MBP aldı. Tamam, biz de öyle yapalım. Benim yanımdaki fizikçi arkadaş yer çekiminin değerini bilmediği için buymuş gerçek değerim. Şimdi plato ekleyeceğiz. Bunun için de yine create. Bunun fizikten eklenmesi enteresan. Ground plane'i biraz aşağı alacağım ben. Çünkü konimi çok fazla yukarı koymuşum. Ground plane'i buraya ekleyeceğim. Ground plane'in göründüğü mesafe kısıtlı ama sonsuza kadar gidiyor zaten. Bu pembe çizgilerden de görebilirsiniz. Şimdi o pembe çizgileri geri kapatacağım. Tamam. Kolay değiller. Sadece seçili olanlarda olsun dedim. Ground plane de oluşturduk. Biraz aşağı kaydırdım dediğim gibi. Nasıl yapılacağını gösteriyor. Create physics ground plane. O da grid'i açıyor ve yerleştiriyor. Şimdi ışıklandırma ekleyeceğiz. Her stage default light ile beraber geliyor zaten. Bununla direkt buradan oynayıp değiştirebilirsiniz. Onu ellemeyeceğiz. Onu istemiyor herhalde. Yeni bir ışık yaratmamızı istiyor. Küresel bir ışık, yani ampul gibi her yere ışık veren, bir de güneş ışığı gibi olanı var. Tüm ışık bir yerden paralel olarak geliyor. Veya koni var. O da araba farı gibi belli bir yeri aydınlatıyor. Şimdi create light distance sphere sphere. Bunu bu işi oynattıkça konuda da bir değişim olması gerekmiyor mu normalde? Bakalım. Create light. Bu arada ben programı kullanıyorken insanların da nasıl kullandığına bakıyorum. Mesela buradan ayarlamak yerine önce ekleyip daha sonra buradan ayarlıyor. Daha mantıklı kullanımlar sunabiliyorlar. Çapı mı çok büyük acaba ya? Şu turuncudan tutarsanız komple scale'liyorsunuz. Hı, evet, çapı çok büyükmüş. Tamam. Şimdi gel bakalım. Bu arada gördüğünüz gibi yerde de parlıyor. Aynen, ışığı döndürdükçe gölgelendirmesi değişiyor. Hatta şunu şöyle yaparsam biraz oynayalım bununla. Daha net gözükebilir.
Işığın kendisini göremiyoruz ama yansımasını görebiliyoruz. Daha yeşil oldu. Ama kırmızı daha yakışıyor. Şöyle sen de karar. Intensity çok yoğunsun, azalt. Ama bu da böyle azaltılmaz ki. 29.000, ben 15.000 yapacağım. Radius bununla yaranabiliyormuş. Tamam. Şöyle gel. Yakından bakalım. Fena değil. Tamam, şimdi devam edelim. Main'deki color'ı değiştirdi. Bize yaptık. Ha, intensity'yi 10 üzeri 6'ya alıyor. Radius 0.5 yapıyor. Shaping de varmış. Bu koniye çeviren. Belli bir odak yeri buluyor. Bunu pek anlamadım. Şöyle yukarı kaldırıp rengini tamamen kırmızı yapıp intensitesini artırmamız lazım. Şimdi ışık bu şekilde. Radius'unu azalttık. O kadar azaltmadım ama azalttım ben de. Şu an ışığı iyice arttırdık anormal derecede ki yerde görebilelim. Küçülttük. Tek bir merkezden gelsin diye. Orientation'ın şu an bir farkı yok çünkü küresel ama daha sonra olabilir diye sıfırlıyorum. Çünkü o tip bir şey yazmış. Şu an burayı aydınlatmıyor. Yukarıyı aydınlatıyor muhtemelen. O zaman şöyle çevirirsek şu an şunu arttırdıkça evet. Tamam. Koni ışığı yaptık. Doğru şekli bu muydu emin değilim ama burada softness var. Yumuşatalım biraz daha. Yumuşatıp alanını arttıralım. Intensity de arttıralım biraz. Daha net gözüksün. Default light'ı da kapatırsak güzel. Yeni ışığı daha rahat görmek için bununkini düşüreceğiz gibi bir şey diyor. 500'e indireyim hadi. Objeye de yaklaştırayım. Rotation'da mı kalmış? Yok. Şöyle dursun. Tutorial bu kadarmış. Işık, fizik sahnesi ve ground plane eklemeyi öğretmiş. Simülasyon run deyince hala bir şey olmuyor. O zaman biraz kurcalayalım. Mesela fizik sahnesini koniye sokabiliyor muyum? Soktuktan sonra run deyince bir şey oluyor mu? Ya benim bildiğim bu koninin içinden add fizik diyoruz. Rigid body diyoruz ve oluyor. Ama şu an merak ettiğim şey bu değil. Connie. Geri gel. Rigid body dedik. Şimdi. Mesela ben bunu sıfır yaparsam. Rounding hiçbir yere gitmiyor. Biraz arttırırsam düşmeye başlıyor. Peki. Bu fizik sahnesinden alması gerektiğini nereden biliyor birileri? Atıyorum bir tane daha fizik sahnesi yaparsak. Şimdi ne olacak? Niye bundan alıyorsun? Şimdi bunu sildim. Şimdi bundan alıyor. Önceliği neye göre veriyor bilmiyorum. Sphere Light'ı Ground Plane'e göre yapmışız. Ha yok. Şimdi öyle oldu. Başka disk deneyelim. Ya
muhtemelen şu birim değişiminden kaynaklı olarak bu kadar büyük geliyor bunlar. Benim de her seferinde scale'lemem gerekiyor. Ufaltıyoruz. Yakınlaşıyoruz. Bir daha ufaltıyoruz. Bir daha yakınlaşıyoruz. Bir daha ufaltıyoruz. Dawnlight da muhtemelen şu an çok büyük olduğu için adam akıllı bir şekilde göremiyoruz. Bunu buraya koydum. Hafif. Uhu, şu güzel. Biraz da maviyi arttırırsam. Intensity kalsın. Tekrardan bunun shaping'ini görmek istiyorum. Peki fokus ne yapıyor? Farklı yerde mi daha iyi? Bunun için azaltayım. Şöyle bırakayım, rastgele bir şey yaptım. Bunlardan bahsetmiyor. Şimdi tekrardan interaktif alıyorum. Bakın hareketliyken çok da iyi ray traceleyemiyor. Render aldıktan sonraki hali bu şekilde. Bir tane daha shape mesh. Ne farkı var ki? Daha ekleyeyim. Şeyi göreceğim hatta şimdi. Ben merak ettim. Şu objeyi geri çekeceğim. Bunu şuraya alacağım. Şuraya da bir tane daha küp ekleyeceğim. Şöyle interaktif alacağım. Nerede şu ışık? Disk light. Bu değil, shaping'den. Açıyı arttıracağım. Fokusu kapatacağım. Şimdi merak ettiğim şey şu diskten yansıyan ışık bunun arkasına gelecek mi? Şuraya. Geliyor. Peki buradan şöyle yansıyıp buraya gelen ışık şuraya gelecek mi? Çok değil ama geliyor. Ama şey yok. Işığa dimdik bakmak diye bir şey yok. Işık kaynağı hariç her yerden görebiliyoruz sadece yansımalarından. Bu videoda bu kadardı. Zaten kısa bir tutorial yapmışlar. Genel olarak ışık ekledik. Fizik sahnesi ekledik. Ancak kullanmadık. Fizik sahnesini kaldırmışım. Bir de ground plane ekledik. Ground plane de burada gözüken. Burada şu anda hatta şu ışığı da arttırayım. Default light değil, sphere light da arttırayım. Bitişimiz de böyle olsun. Bu da elde ettiğimiz görüntü.